Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerimizde belli ödeme miktarları tutarlarına göre ödeme yöntemlerimizi nasıl gizleyip aktif edebileceğimizi inceleyeceğiz. Yine bu videoda sizlerle birlikte ücretsiz bir eklenti kullanacağız ve kullanacağımız bu ücretsiz eklenti sayesinde belirli tutar üzerlerinde belli miktarların üzerindeki siparişlerde belirli ödeme yöntemlerini gizleyeceğiz. Varsayalım e-ticaret sitemizde 200 lira üzerinde kapıda ödemeyle sipariş göndermek istemiyoruz. Bu ürünler bizim için daha kıymetli ürünler. Kapıda ödemede bu ürünleri göndermek istemiyoruz. İşte bu tarz durumlarda belli miktardaki sipariş tutarlarının üzerinde ödeme yöntemlerini hariç tutmak için kullanabileceğimiz ücretsiz bir eklenti sizlerle beraber inceleyeceğiz. Benso.com proje sitemizdeyiz. Öncelikle sitemizin yönetim paneline geçiş yapıyoruz. Eklentiler kısmına girip yeni ekle diyoruz arkadaşlar. Eklentimizi yükleyerek başlayacağız. Sonrasında kapıda ödeme ve havale bu e-ticaret sitesinde aktif olarak duruyor. Belli bir tutar üzerinde bu ödeme yöntemlerini gizleyip bu eklentinin çalışıp çalışmadığını sizlerle birlikte kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eklentimizin adı bu. Bu şekilde arama yaptığımız zaman eklentimiz böyle biraz da aşağı taraflarda geliyor. WooCommerce Disable Payment Methods Based on Cart Conditions. Sepet mantıklarına göre, sepet mantıksal durumlarına göre ödeme yöntemlerini gizleme şeklinde bir adı var eklentinin. Eklenti kendi adıyla aradığımızda da bayağı gerilerde kalıyor. Ben videonun alt tarafında sizlerle beraber eklentinin linkini de paylaşıyor olacağım. Oradan tıklayıp yükleyebilirsiniz. Eklentimi yükledim. Şimdi etkinleştiriyorum. Etkinleştirdikten sonra ayarlarını sizlerle birlikte inceleyeceğim. Eklentinin benim verilerimi kaydetmesini istemiyorum. Bu şekilde bir ayar yaptıktan sonra hemen burada Conditional Payment Methods şeklinde eklenti benim karşıma çıkıyor arkadaşlar. Gayet basit bir arayüzü var. Burada karşımda bir bölüm var. Add Condition bölümüne tıklayarak bir mantık eklemeye başlıyorum. 200 üzeri kapıda ödeme diyelim. Disable Payment Methods diyelim. Ve burada da vergiler dahil mi, vergiler hariç mi, toplam mı? Nasıl bir tutar üzerinden mantık koymak istiyorsunuz? Bunu seçiyorsunuz. Alt tarafta da mantıksal kurgular var. Ben burada 200 lira üzerinde bu kapıda ödeme yöntemini hariç tut şeklinde bir kurgu ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Hariç yazalım bunun adına da. Burada Disable Payment Method bölümünü seçtim. Yani bu ödeme yöntemini hariç tut dedim. Eğer ki bu tutarın üzerinde aktif etmek isteseydim Enable'ı seçebilirdim. Disable'ı seçtikten sonra bu bölümden kapıda ödemeyi seçiyorum. Yani kapıda ödemeyi hariç tutmak istiyorum. Alt tarafta da sepet mantığı var. Burada alt tutarı üzerinden vergiler hariç bir hesaplama yaptırabiliyoruz. Alt tut toplam üzerinden bir hesaplama yaptırabiliyoruz veya hepsi dahil belli bir toplam üzerinden hesaplama yapabiliyoruz. Bu eklentinin tabii oldukça fazla yeteneği mevcut ama bu yetenekler daha önceki videolarda farklı pluginlerde de gördüğünüz gibi eklentinin ücretli sürümüne has yetenekler. Ama hali hazırda bize sunduğu bu kurguda bizim için gayet yeterli. Burada toplamı seçiyorum ve büyük eşittir 200 seçeneğine tıkladıktan sonra seçeneği yayınlıyorum arkadaşlar. Bu yayınlama işlemini yaptığımda ben şu an e-ticaret sistemde 200 lira üzeri siparişler için kapıda ödemeyi yasaklamış durumdayım. Bunu aktif hale de getirdim. Değişiklikleri kaydediyorum. Kaydet butonuna tıklıyorum. Ve hemen sepet sayfama gidip bu eklentiyi sınamak istiyorum. Bakalım istediğim değişiklik istediğim gibi görünüyor mu? Şu an e-ticaret sitemizde sepet sayfasına geçiyorum. Videoyu ortaya alalım. Sepeti görüntüle diyelim. Gördüğünüz gibi şu an 219.90'lık bir ödeme tutarımız var. Ödeme sayfasına gidelim. Bakalım kapıda ödeme gözükecek mi, gözükmeyecek mi? Ödeme sayfasına geldiğimde banka havalesini görüyorum ama kapıda ödemeyi bir seçenek olarak görmüyorum. Yani eklenti bu aşamada işe yarıyor görünüyor. Hemen bir sepete geri döneyim. Bir önceki adıma. Şuradan bir tane ürünü çıkartalım sepetimizden. Bu tişörtü çıkartalım. 189 liralık bir tutarla sepete gidelim. Şu an geldiğimde e-ticaret sitemde ödeme aşamasında kapıda ödeme seçeneği de aktif hale geliyor. Bu videoda izlediğimiz bu eklentinin ücretsiz sürümüyle siz de e-ticaret sitelerinizde belli sipariş tutarlarına göre ödeme yöntemlerini aktif şekilde getirebilir veya bunları gizleyebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz yorum yaparak, videoyu beğenerek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak veya henüz kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.